Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri Bulbul Bul Öğretmen eğitim kanalıma hoş geldiniz diyorum. Sizlere bu videomda çarpma işlemi konusunu anlatacağım. Çarpma işlemini nasıl yapıyoruz? Çarpma işlemini yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları tek tek göstereceğim. Alıştırmalar yapacağız. Problemler kısmında bir başka videoya bırakıyorum inşallah. Şimdi başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Sevgili çocuklar çarpma işlemini doğru yapmak istiyorsanız bir kere ritmik saymaları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ve bunu da Çarpım tablosunu ezberleyerek en güzel şekilde yapabilirsiniz. Mesela şurada bakın 9 ile 8'i çarptığımızda 9 defa 8 saymamız gerekiyor. Şimdi bunu saymaya kalkarsak 8, 16, 24, 32 bir süre sonra saymalar karışabilir. Parmaklar karışabilir. Ama çarpım tablosunu bilirseniz 9 kere 8'in 72 olduğunu hemen bulursunuz ve yazarsınız. Neyse uzatmayalım. Çarpma işlemini ben hep şöyle anlatırım. Üstteki sayıları bir taksideki yolcular olarak düşünürüm. Onlar yerlerine oturmuşlar. Şoförümüz bütün işi yapıyor. Ve şoför her yolcudan ücretleri topluyor. Bu şekilde anlatıyorum. Çocuklar ve öğrenciler daha kolay anlıyorlar. Bakalım inşallah. 6 ile ilk önce ne yapıyoruz? Yani şoförle ilk önce birler basamağında oturan sayıyı çarpıyorum. 6 kere 5 diyorum. 6 kere 5 30. 30'un sıfırını yazıyoruz. Elde var 3 kenara yazıyorum. Ve neden kenara yazıyorum? Genellikle unutuyoruz bazen elde olan sayıyı. O yüzden unutmamak için yazıyorum. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Şimdi bu eldeyi hemen götürüp onlar basamağına sanki toplama işleminde olduğu gibi hemen vermiyoruz. Çarpma işleminin en püf noktası, püf noktası burası diyelim. Bu elde duruyor. Biz diğer sayıyı çarptıktan sonra bunu ilave edeceğiz. Nasıl olacak? Şöyle Şimdi 6 ile 5 çarptık. Buraya yazdık. Tamam eldeyi de koyduk. Şimdi 6 ile yani şoförümüzde onlar basamandaki sayıyı çarpıyorum. 6 kere 3 18. Şimdi topluyorum. 18 3 daha 19 20 21 oldu değil mi? 21'in biri. Bunu verdim. Şimdi elde var kaç? 2. Bunu koydum buraya. Sırada kim var? Yüzler basamağı. Hadi bakalım. 6 kere 8 ne yapar? 48. 2 de elde. Onu da ilave ettim. 50. Şoförümüzün Başka alacak para toplayacak yolcusu kaldı mı kalmadı. Bütün yolcuları dolaştı ve hepsinden ücretleri aldı. Buraya yazdı. Kaç oldu? 5010 ve çarpma işlemimizin sonucu 5010 oldu. Yan tarafa bakalım. 9 kere 8. 72. 72'nin ikisi. elde var bu kez 7. 9 kere 5. 45 değil mi? 7'yi ilave ediyorum. 52. 52'nin ikisi bunu verdim. Bu kez elde var 5. İkisini yazdım. Elde var 5 dedim. 9 kere 4 36. 5 de elde 41. 41'in biri elde var 4. 9 kere 7 63. 4 de elde 67. Ve sonucu buldum. Bütün yolcuları dolaştık. 67.122 oldu. Öğretmenim ben eldeleri kenara yazmadan yapabiliyorum diyorsanız o şekilde de olur. İsterseniz bunu eldeleri yazmadan yapayım. Peki. Ha burada ne var şimdi? İki tane şoför oldu. Yolcular iki kişi. Şoförler iki kişi. Şimdi ilk önce birinci şoförümüz birler basamağındaki şoförümüz yolculardan ücretleri alacak ve buraya yazacak. Sonra ikinci şoföre bakacağız beraber. Hadi bakalım. 6 kere 7 42. 42'nin ikisi. Elde var 4. Bu kez kenara yazmıyorum. Aklımda tuttum. 6 kere 3 18. 4 de elde 22. Şimdi ilk şoförümüzün başka alacak yolcusu kalmadı. 2 yolculuğu da dolaştı. Sıra geldi diğer şoföre. Şimdi bu ücretleri alacak. 2 kere 7. Yine birler basamağından başlıyor. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü. Nereye yazıyorum? Buraya. Burasını bir basamak boş bırakıyorum. Niye? Çünkü bu şoförün oturduğu koltuktan başlıyorum. Yani onun hizasından başlıyorum ve sol tarafa doğru gideceğiz. Devam edelim. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü elde var. 1 dedim. Devam ediyorum. 2 kere 3 6. Bir de elde vardı 7. Ve bu şoförümüz de yolcuları dolaştı. Şimdi artık birinci şoförün topladığı parayla diğer şoförün topladığı parayı ne yapıyoruz? Bir araya getiriyoruz. Yani toplama işlemi yapıyoruz. 2 aşağıya toplayacak sayı yok. 2 4 daha 6. 2, 7 daha 9 ve bu çarpmanın sonucu 962 çıktı. Bir tane daha yapalım. 8 kere 4, 32. 32'nin ikisi elde var 3. Kenara yazdım bu kez. Unutma ihtimalimiz var. Ben yine de işimi sağlam alayım. 8 kere 9, 72. 3 de elde 75. Şimdi 8'in işi bitti. Kime geldi? Diğer şoföre. 2 kere 4, 8. 2 kere 9, 18. Bir de sevgili çocuklar şuna dikkat ettiniz mi? Rakamları böyle e, bazen öğrenciler mesela şu 8'i getiriyor tam 2 ile 5'in arasına koyuyor. Ben hepsini böyle hizaya sokuyorum. Niye? Toplarken karıştırmamak için, yanlış yapmamak için. Devam edelim öğretmenim çok gevezesin işini yapsana <laughs> diyorsunuzdur. Yani neyse devam edelim. 2 sizin hislerinize tercüman olayım. 8, 5 daha 13, 13'ün 3'ü elde var. 1 verdim bakın toplama işlemini hemen verebiliyorum değil mi? Verdim 8 oldu. 8 8 daha 16 elde var. 1 verdim buraya 2. Sonuç 2632 oldu. Geldik diğer çarpmamıza. Bu kez yolcular 3 kişi oldu. Şoförler 2 tane. Az sonra şoförler de çoğalacak yine. Devam edelim. 4 kere 2 8. 4 kere 6 20. Bakın bu kez elde yok değil mi? Elde yazmadık yani. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 4 kere 3 12. 2 de elde 14. Yine bakın sayıların alt alta hizaya gelmesine devam ediyorum. Devam edelim. Diğer şoför. 7 kere 2 14. 14'ün 4'ü. Elde var 1. 7 kere 6 42. Bir de elde 43. Elde var bu kez 4. 7 kere 3 21. 4 de elde 25. Bunu da yaptım ve iki şoförün topladığı ücretleri bir araya getiriyorum. 8 aşağıya. 4 4 daha 8. 4 3 daha 7. 1 5 daha 6. 2 aşağıya. 26.788 oldu. Son kağıdımızı da yapalım. Evet bu kez şoförler 3 tane oldu. Hadi bakalım. Sırayla gideceğiz. Yine aynı sistem. Birinci şoförden. Birler basamağından başlıyorum. 8 kere 7. 56. Bakın ne kadar kolay söylüyorum değil mi? 8 kere 7. 56 diyorum. E neden? Çarpım tablosunu ezbere bildiğim için. Sizlerde işte ben bunu söylemeye çalışıyorum. Siz de benim gibi iyice ezberleyin şaşırmayın. Öğretmenim gene yanlış yarım bıraktın. Hadi devam et. <laughs> tamam. 8 kere 7 56. 56'nın 6'sı. Elde var 5. Hızlı gidiyorum. 8 kere 7 56. 5 de elde 61. 61'in biri elde var 6 bu kez. 8 kere 5 40. 6 da elde 46. Birinci şoför tamam işi oldu. Ortadaki şoför başlıyoruz. 6 kere 7 42. 42'nin ikisi elde var 4. 6 kere 7 gene 42. 4 de elde 46. 46'nın 6'sı gene elde var. 4. 6 kere 5 diğer yolcuyu da son yolcuyu da yapıyoruz. 6 kere 5 30. 4 de elde 34. Yine 6 alt alta güzelce yazdım. Sıra geldi 3. şoförümüze. Bu da yine birler basamağından başlıyor. 3 kere 7 21. 21'in 1'i. Bakın yine bir basamak boş bıraktım. Niye? Bak bunun oturduğu yerden koltuğun hizasından başlıyorum. Ve sol tarafa doğru gideceğim. Her yaptığımda birer basamak boş bırakarak ilerliyorum. Evet 3 kere 7 21 dedik. 21'in biri elde var 2. 3 kere 7 21. 2 de elde 23. 23'ün 3'ü elde var yine 2. 3 kere 5 15. 2 de elde 17. Evet 3. şoförün topladığı paraları da bulduk. Şimdi bunları bir araya getirelim. 6 aşağıya. Bakın düzgün yazmamın ne kadar faydası var? Hepsinin kimin ne kiminle toplanacağı belli. 1 2 daha 3. 6 6 12. Bir de burada 13. 13'ün 3'ü elde var 1 verdim buraya 5. 4 daha 9 3 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1 hemen verebiliyorum toplama işleminde. 4 oldu burası. 4 7 daha 11. 11'in 1'i elde var 1 verdim buraya 2. Sayımız bayağı büyük çıktı. 212.336 oldu. Son çarpmamızı da yapalım ve bitirelim. 9 kere 3 27. 27'nin 7'si elde var 2. 9 kere 5 45. 2 de elde 47. Elde var bu kez 4. 9 kere 9 81. 4 de elde 85. Birinci şoför tamam. Diğer şoförümüz 0. Öğretmenim 0 yapmasak olur mu? Hani topla Yok. 0 çarpma işleminde muhakkak yapmamız lazım. Hani toplama işleminde 0 ile topladığında sonuç değişmiyor ama çarpma da öyle değil. Devam edelim. 0 da yapacağız tabii ki. O da bir şoför yani. 0 kere 3 0. 0 kere 5 0. 0 kere 9 0. Ama çarpma işleminde en güzel şey 0'ı kimle çarparsanız çarpın 0 oluyor. Yazması kolay oluyor. Hesaplaması kolay oluyor. Devam edelim. Sıra 5'te. 5 kere 3 15. 15'in 5'i elde var 1. 5 kere 5 25. Bir de elde 26. 26'nın 6'sı elde var 2. 5 kere 9 45. 2 de elde 47. Bakın hiç acele etmiyorum. Değil mi? Çarpma işlemi yaparken Güzel güzel sırayla hiç acele etmeden herkesi yerine koyarak yaparsanız hiç karıştırmazsınız. 7 aşağıya. Hop. 7 0 daha 7. 5 0 daha 5. 5 daha 10. 10'un sıfırı elde var 1 verdim 9 oldu. 9 0 daha 9. 6 daha 15. 15'in 5'i elde var 1 verdim 8. 4 aşağıya. Cevap 485.077 oldu. Evet sevgili öğrenciler bu kadardı. Dediğim gibi problemler bölümünü başka bir videoya bıraktım. İnşallah problemler de anlatacağım çarpma işlemiyle ilgili. Sizlere yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.